10. sınıf bazlı çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kasım ayı, Kayseri arkadaşlar. 10. sınıf. Kombinasyonla başlıyoruz. Şimdi burada 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı kaçtır? Evet, cevap 5'in üçlü kombinasyonudur. Burada 5 faktöriyel bölü 5'ten 3 çıktı, 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel arkadaşlar. O da 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. Bunlar gider. 10 cevap. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 10. Burada çözmüş yani soruyu. Biz başka bir soru yapalım. Birinci soru. A kümesini verilmiş. A kümesinin ikili kombinasyonlarını ve ikili permütasyonlarını yazınız. İkili kombinasyonları 3'ün ikili kombinasyonudur. Permütasyon da 3'ün ikilisidir yani. Bu taraftaki permütasyon. Bu arkadaşlar 3 faktöriyel bölü 3'ten 2 çıktı. 1 faktöriyelden 6'dır. Bu 3 faktöriyel bölü 3'ten 2 çıktı. 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bu da 6 bölü 2'den 3'tür. Yani bu permütasyonla kombinasyonun arasındaki farkı öğrenildi yani, bu soruyu koymuş buraya. Güzel olmuş. Şimdi A kümesinin 3 elemanlı kombinasyonlarını yazınız. 4'ün üçlü kombinasyonu cevap. Bu da kaç tane? 4 tane. Hani bunu yazınız demiş. O zaman 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, bir dakika, 1, 2, ne yazmadık şimdi? 1'in olmadığı 2, 3, 4. Bakın hakikaten 4 tane bak burada. Anlaştık mı? Şimdi önceki derslerde arkadaşlar permütasyonla kombinasyonun arasındaki fark nedir diye sormuşlardı. Ben de şöyle bir örnek verdim. Hani daha geçen hafta da bir öğrenci sordu. Mesela size bir A, mesela Ali, Veli, Cemal mesela. Sana iki kişiyi Paris'e göndereceğiz. Kaç farklı seçenek yapabiliriz? Böyle bir şey sordular diyelim. Sen şimdi böyle bir şey yapacağın zaman Ali ile Veli'yi gönderebilirsin. Bak şimdi. Ben size hani bu permütasyonun kombinasyonun nasıl olduğunu anlamanız için şöyle bir örnek veriyorum. Yani siz Ali ile Veli'yi göndermek istiyorum deyin. Hani bakalım. Hani böyle bir şey deyin. Sonra bunun altına tersini yazın. Yani Veli ile Ali'yi göndereceğim deyin. Eğer bu ikisi birbirine eşitse soru kombinasyon demektir. Eğer bu ikisi aynı şey değil de farklı şeylerse, mesela 23 ile 32 sayılar birbirinden farklıdır değil mi? Farklıdır. O zaman bu permütasyonun konusu. Bu permütasyon, bu kombinasyon. Yani aynı şeyse elemanları yerlerini değiştirdiğinde aynı şeyi ifade etmiş oluyorsan kombinasyon, farklı şeyleri ifade etmiş oluyorsan permütasyon. Sorular üzerinde denk gelince bunu yaparız. 7 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı kombinasyonları sayısı 7'nin 4'lü kombinasyonudur. 10'un 3'lü kombinasyonudur. Burada bir şey yapmış, çözmüş zaten. Siz bunu güzelce irdelersiniz. Hani güzel olur, yakışı olur. Bu soruyu ben yazayım. 2 çarpı n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1'den n çıktı 1 faktöriyel çarpı n faktöriyel eşittir n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1'den 2 çıktı n eksi 1 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel arkadaşlar. Şimdi burada n artı 1 faktöriyeler gitti. İçler dışlar çarpımının 4 eşittir. Şöyle yapalım. 4 çarpı şurası çarpı olsun. N eksi 1 faktöriyel eşittir n faktöriyel. O zaman 4 çarpı n eksi 1 faktöriyel eşittir n çarpı n eksi 1 faktöriyel olur. Bu n eksi 1 faktöriyeler gider. N eşittir 4 elde edilir. Bu size kalmış. Hani size kalmış bir soru. Bu da kolay bir soru. Bunları yaparsınız yavru Ceylanlar. Yani burada bir örnek yapmış arkadaşlar. Sonra aşağıya da bir şeyler yazmış. N'in reellisiyle N'in N eksi reellisi eşitmiş. Burada bir şeyler. Biz bunları daha önce vermiştik size. Mesela biz şöyle bir soru üzerinde yapalım. Burada N kaçtır arkadaşlar?
6, 7 daha 13. Yani Enes'tir. 6 artı 7'den 13 arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi 5'in 0'lı 1'e, bu 5'e, bu da 1'e eşit, topla 7 mi sonuç? Tamam. Bu sizin. Ha, bunu yapalım. Şimdi burada 7 eksi n ile 3'ün toplamı n'i vermeli. O zaman 10 eşittir 2n'den n eşittir 5'tir. Bu olabilir. Buraya kadar tamam mı? Bir de şu olabilir bakın. 7 eksi n ile 3 birbirine eşit olabilir. O zaman buradan n eşittir 4 gelir. Yani n bir 4 bir de 5'tir. Bunların toplamını sorarsa cevap 9'dur arkadaşlar. Alper yardım etsin. N'in birlik kombinasyonu neye eşit biliyor musun? Ne? Çarpı 1 faktöriyel n'e eşit. N'in birlik kombinasyonu. Aferin. Eşit eder mi verdin? Aferin oğlum. Tamam buraya kadar. Şimdi n'in birlik faktöriyeli n'e n'in birlik kombinasyonu n'e eşit. Bunu anladık. Tamam. Şimdi öbürünü söyleyebilir misin? Ya mesela n yerlerine 7 yazsak bir an için. 7 mi? Hani bir an için diyorum. 7'nin 6'lı hani kombinasyonu olmuş oluyor. Bak iyi düşün. 7'nin 6'lı kombinasyonu neye eşit normalde? 7'nin 7 eşit. O zaman bura hani n'dir yani. Burası da n'dir akıllım. Bu da 12'dir. O halde n 6'dır. Bak da bak. Hani o söylediklerim doğru. Soruyu yapamıyorsak öyle tek tek yazmamız lazım. Tamam mı? Orada bir sorun yok yani. Böyle de yapılabiliyor. Şimdi bu soruyu şöyle yapmışız bak. Şimdi burada bir yapılım var. Görüyor musun? Bak. 5'in ikilisiyle 5'in üçlüsü 6'nın üçlüsüne eşitmiş. 6'nın 4'lüsü ile 6'nın üçlüsü 7'nin 4'lüsüne eşitmiş. Şimdi bunu böyle anlatılmış değil mi? Şimdi ben diyorum ki bak bir ileri varalım. Şimdi burada buna benzer bir soru değil. Bu başka bir soru. Hani. Burada sorulan çözülen soruyla bu aynı değil bak. Ben sadece şunu ortaya koyayım bak. Mesela Pascal üçgende 1 veya bura 1, 1, burası 2, bura 1, 1'di. Burası 3, burası 3, burası 1, 1. 1, 3 daha 4, 6, 4, 1, 1'di. Pascal üçgenini hemen hemen hepimiz hatırlarız arkadaşlar. Bir de şöyle düşünün bakın. Biz şimdi 3'ün 0'lı, 3'ün 1'li, 3'ün 2'li, 3'ün üçlüsünü yazsak. Bu 1, 3, 3, 1 demek. Pascal üçgeninden getirdim. Bundan bir önceki hani şu 3'ün 1'ini nasıl verir? 2'nin 0'lısı söyle. Yani şura 1 değil mi? Şurası 2 idi. Yani 2'nin 0'lısı. Aferin. Bak şimdi. 2'nin 0'lısı, 2'nin 1'lisi, 2'nin 2'lisi. Sonra mesela aşağı satıra geçelim. Aşağı satıra ne yazacağım? 4'ün 0'lı. 4'ün 1'li, 4'ün 2'li, 4'ün 3'lü ve 4'ün 4'lü. Sonraki alt satıra ne yazacağım? 5'in 0'lı, 5'in 1'i böyle gidecek. Ben şimdi burada size bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın. Evet, ona geçtik. Evet, şurada bir üçgen var şimdi. Buradan bir formül çıkartacağız. Bakın, 3'ün 1'lisiyle 3'ün 2'lisinin toplamı 4'ün 2'lisidir. Hani bunu düşünün. O zaman biz işte bu örnekte bunu irdeliyoruz bak. 3'ün 1'lisiyle 3'ün 2'lisinin toplamı 4'ün 2'lisidir. O zaman buradan şöyle bir genelleme var yapalım bak. Bu soru bununla alakası var da yok yani. Başka türlü de yapılabiliyor. O yüzden bu soruyu yani bu anlamda çözmüyorum.
Ha şimdi buna bakalım. 4'ün ikili. Ha şimdi bunu yapalım. Şimdi şu ikisi neye eşit? 4'ün ikili artı 4'ün üçlü. 5'in üçlü. Aferin. Bunu yazdım. 5'in dörtlüğü yazdım. 6'nın beşliği yazdım şimdi. Şimdi bu ikisi neye eşit? 6'nın dörtlüsü. Aferin kızıma. Ama işte Pascal üçgeniyle kodlamak daha doğru yani benim fikrim. Bu da 7'nin beşlisi değil mi? Tamam. 7'nin beşlisi Edirne, soru bitti. Güzel. Aferin sana. Buna bakalım. Şimdi bu soruyu yapalım. Şu ikisi neye eşit? Bir söyle. N artı 1'in beşlisi. Beşlisi. Aferin. N artı 1'in beşlisi. Bravo. Artı N artı 1'in altılısı. Beştir. 12'nin altılısı dursun burada. Bu ikisi neye eşit? Wow, güzel. O zaman burada söyle bakalım. N nedir? Aferin sana. Tebrik ederim. Bravo. Baba, bir tane daha tutsun. Şimdi bu soru, hani az önce de yapmadık. 9'un ikili, 9'un üçlü falan vardı. Bunu niye o şekilde yapmadık? Anlatayım. Bura 8'in birliği. 8'in sıfırlığı da eklersem burası toplam 2 üzeri 8 olur. Doğru mu? Hani hatırladınız mı? 8 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı bir elemanlı bütün alt kümelerinin toplamı da 2 üzeri 8'dir. O zaman ben şu iki kırmızılıyı bu tarafa atarsam, sorduğu şeye de x dersem, 2 üzeri 7, 128, 258, 256'dır. 256'dan 8 ve 1 çıkacak. 256 eksi 9. 247'dir arkadaşlar. Heh, bak şimdi. 7'nin 5'ti. Hadi o yöntemi uygulayalım. Hanım. Acaba hanım. O yöntemi uygulasak çıkar mı? Ama yok. Aynı az önceki gibi yapalım. 7'nin 6'lı, 7'nin 7'lisi. Bu neye eşit delikanlı? 2 üzeri 7. Şurası bilmiyorum. X. Artı 7'nin 6'lısı 7'ye eşit. 7'nin 7'lisi 1'e eşit. 2 üzeri 7 de 128'e eşit. O zaman x artı 8 eşittir 128'den. X eşittir 120'dir. Şimdi bu bilinen bir örnek arkadaşlar. Burada irdelenmiş bu. Hani n eşittir n'in 4'lü, n'in 7'li, n eşittir 11 yani. Geçtik. 6 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Şimdi burada şunu düşünün bakın. En az niteleme sıfatı var burada. En az olan 2 elemanlılarmış. O zaman cevap 6'nın 2'li, 6'nın 3'lü, 6'nın 4'lü, 6'nın 5'li ve 6'nın 6'lı kombinasyonlarının toplamıdır cevap. Bu toplamda dikkat ederseniz az önceki yaptığımız tarzda çıkıyor bu soruda. Mesela ben burada bu diyelim x, hani her iki tarafa ben tutsam 6 üzeri 1'li 6 üzeri 0'lı kombinasyonları eklesem her iki tarafa, o zaman sol taraf 2 üzeri 6 olur. X artı 1 artı 6'dan 64 eksi 7'dir x. X buradan 57'dir elbette. Yani en az dediği yer 6'nın ikili kombinasyonu, en az denilen yer. Burada da bakın cevabı var. 57. 8 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümesi 8'in 5'li kombinasyonu dur. 8'in 5'li kombinasyonuyla 8 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı aynı şey yani. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 20 ise A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi n'in üçlü kombinasyonu 20'ymiş arkadaşlar. Ben bunu anladım. O zaman şimdi n nedir diyor. A kümesinin eleman sayısına n dedim. Şimdi n faktöriyel
bölü n eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel eşittir 20. Buradan güzelce yapabilirsiniz. Fakat bir de şöyle bir şey yapalım. N 4 olsaydı 4'ün üçlü kombinasyonu 4'e eşit. 5 olsaydı n 5'in üçlü kombinasyonu 10'a eşit. 6 olsaydı 6'nın üçlü kombinasyonu 6 kere 5 32'ye bir oradan gitsin. 15 mi öyle bir şey getiriyor. 7 mi bu? N 7 mi? Bakın. 7'nin 6 mı? Bir bakalım. 6'nın üçlü kombinasyonu neye eşit mi? Bunu tartışalım. Evet doğru. 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidiyor. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şimdi burada bununla bu gider. Bununla da şu 3 kere 2 gider. Ne kaldı? 20. Demek ki en 6'ymış. Hani böyle deneyerek bulmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Tutup da hani şu yıldızlık kesimden devam etmek biraz daha işi uzatabilir yani. Böyle aklınızdan bulabilirsiniz yani. Ama yok böyle bulamıyorsanız tabii klasik çözümle yapınız yani. Bunlar sizin yani. Bunlarla uğraşmıyoruz. Şimdi en çok deyince 4'ün birli ve 4'ün sıfırlıdır cevap. 4'ün birlisi 4'e eşit. 4'ün sıfırlısı da 1'e eşit. 4 1 daha 5 bunun cevabı yani. Hani en çok bir elemanı diyor. Niteleme sıfatında en çok bir diyor. Bir elemanı nitelemiş. Hani kırmızı elma derken elmanın neticesini söylemiş oluyorsun. Elma nasıl? Kırmızı. Şimdi bir elemanlılar ne demek? En çok olanlar onlardır. İçinde en çok eleman bulunduranlar bir elemanlılardır yani. Öyle kodlayın, tamam mı? Bu örneği irdelersiniz bu şekilde. Kümelerle ilgili hani bol alıştırma var. Bunlar size alıştırma kalsın, ödev kalsın, yaparsınız siz. Evet, biz daha çok bu tip sorular çözeceğiz. 8 öğrenci arasından 4 öğrenci kaç farklı şekilde seçilir? 8'in 4'lü kombinasyonu farklı şekilde çözülür, seçilir. Bu çözümleri de siz sonra irdelersiniz. 12 farklı defter arasından 10 defter kaç farklı şekilde seçilir? 12'nin 10'lu kombinasyonudur. 4 doktor, 5 hemşire arasından 2 doktor ve 2 hemşireden oluşan 4 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi doktorlardan ikisini 4'ün ikili kombinasyonu farklı şekilde seçerim. Hemşirelerden ikisini de 5'in ikili kombinasyonu farklı şekilde seçerim. 4'ün ikili kombinasyonu 6'ya eşit. Bu da 10'a eşit 5'in ikili kombinasyonu. Buradan cevap 60 arkadaşlar. Yani 60 durum varmış ortada. Yani söz konusu olan 60 durum varmış ortada. Tamam mı? Yedi kişilik bir gruptan biri iki, diğeri beş kişilik iki farklı takım kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi yedi kişiden iki kişiyi, yedinin ikili kombinasyonu farklı şekilde seçerim. Geriye beş kişi kaldı. Bu beş kişiden beş kişiyi de beşin beşli kombinasyonu farklı şekilde seçebilirim. Buradan cevap yedinin ikili kombinasyonu gelir. Yedinin ikili kombinasyonu da yedi kere altı 42, 2'ye bölü 21. Şimdi buna bakalım. 10 kişilik bir sporcu grubundan 6 kişilik bir basketbol takımına girecek 3 kişi belli ise takım kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak 3 kişi belli. 10 kişi bak. 10 kişi yazıyorum. X1, X2, X3, X4, X10. Buraya kadar tamam mı? Şimdi burada 3 kişi belliymiş. Şu 3 kişiyi o zaman ben 6 kişi seçecektim ya. Bak bunlar belli yani. Buraya koydum yani. Bunlarla bir işim kalmadı. Geriye 6 kişi var. 6 kişi var ve 3 seçenek var.
O zaman ben diyorum ki cevap 6'nın üçlü kombinasyonudur. Hani 6 kişi 3 koltuğa 6 kişiden 3'ünü nasıl seçeriz? 6'nın üçlü kombinasyonu. Bu da 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel. Cevap 20 yani. 20 farklı şekilde seçilebilir. Ha, bakın şimdi bu soru permütasyon mu kombinasyon mu, şimdi ona geldi sıra şimdi. Diyor ki iki erkek ve üç kız öğrenci kaç farklı şekilde yan yana oturabilir? Şimdi bu soru hem kombinasyon hem permütasyon sorusu. Bu tip sorularda önce kombinasyon uygulanır, sonra permütasyon uygulanır. Şöyle ki ben 6 erkekten 2 erkek seçeceğim. 6'nın ikili kombinasyonu. Sonra 3 kızda 4 kızdan da 3 kız seçeceğim. 4'ün üçlü kombinasyonu. Buraya kadar tamam. Sonra bu seçtiğim kişileri de bir sıra boyunca farklı farklı oturtacağım. Yani kaç kişi seçtim ben? 5 kişi. Çarpı 5 faktöriyel mi acaba? Yani önce seçerim, sonra oturturum. Permütasyonda 5 kişi 5 koltuğa kaç farklı şekilde otururdu? 5 faktöriyeldi. Hani onu da hatırlayın unuttuysanız. O halde 6'nın ikili kombinasyonu 6, 5, 30, 2'ye böl 15. Bu da 4, bu da 120. 60 çarpı 120. Bak bakalım delikanlı. 72, 0, 0. Bu mu cevap? Ne demiş? Tamam anladım. Ne demiş? Anladım. Üstü sayı formunda vermişler. Ha, 6'nın ikili kombinasyonu, 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı 5 faktöriyel demiş mi? Ha, cevabı böyle bırakmış, vermiş, bırakmış. Tamam, doğru yani. Tamam. Bir önceki soruda biz ne bulduk? 20 bulduk. Neymiş cevap? Kaç? 35 mi demiş? 6 kere 5. 10 kişilik bir sporcu grubundan 6 kişilik basketbol takımına girecek 3 kişi belli ise takım kaç farklı şekilde seçilebilir? Ha, ben orada 6 dedim ya, 7'nin üçlü kombinasyonu olacaktı. Hani 10 kişiden 3'ü çıkınca geriye ben 6 kişi demiş bulunmuşum. Hayır. 7 kişi kalmış. 7 kişiden 3 kişiyi seçeceğiz. 7'nin üçlü kombinasyonu. O da 7, 6, 5 bölü 6'dan 35 elde edilir. Ben hani dikkatsiz davrandığım için özür dilerim arkadaşlar. Şimdi 3 kız ve 4 erkek öğrenci arasından en az biri erkek olan 3 kişilik bir öğrenci grubu kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi en azı görme. En az kelimesini sil şu an. 3 kız, 4 erkek öğrenci arasından bir erkek, biri erkek olan 3 kişilik öğrenci grubu. O zaman bir erkekse 2 de kız olmalı değil mi? Şimdi ben bunu hesaplayayım hadi. Şimdi bunu nasıl hesaplarım? Bir erkek seçeceğim. O zaman bu erkeği 4 erkekten seçeceğim. 4'ün birli kombinasyonu. Çarpı kızı da 3 kızdan seçeceğim. 3'ün ikili kombinasyonu. Bak şimdi en az olan buymuş. Yani en az bir erkek diyor. O zaman 2 erkek seçebilirim. 1 kız seçebilirim. Hani şimdi de durum bu. 2 erkeğe seçeceğim. Şimdi 4'ün ikili kombinasyonu. 3 kızdan da 1 kız seçeceğim. Ya da bakın 3 erkek 0 kız seçerim şimdi. Hani bu açıdan da bak. Şimdi bak burada en az dediği için böyle yapıyorum. Hani 1 erkek, 2 erkek, şimdi de 3 erkek de olabilir bak. O zaman 3 erkeği seçeceğim ben. Kaç erkekten? 4 erkekten. 4'ün üçlü kombinasyonu. Kız seçmeyeceğim için hani tutup da oraya başka bir şey yazmama gerek yok. Yazsam bile bir gelecek, o çarpımsal olarak etkisi yok yani onun. 4 çarpı 6 artı
Hani 3'ün ikili kombinasyonu nedir? 6'dır. Hiç yani vallahi, valla 3'ün ikili kombinasyonu 6'dır diyorum, hiç yani. Hocam 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 diyen yok yani. 3'ün ikili kombinasyonu 3 değil mi arkadaşlar? Artı 4'ün ikili kombinasyonu 6 çarpı 3 artı 4. 12 artı 18 artı 4. 34 mü? Bak bakalım. Anladınız mı siz soruyu? Böyle bir soru sorabilir öğretmen arkadaşlar. Yazılıda çıkabilir böyle bir soru. Üç doktor ve dört hemşire arasından üç kişilik bir ekip Van'a gönderilecektir. En çok bir hemşire bulunan kaç farklı grup ekip kurulabilir? Tamam, Ali Osman sen söyle bakalım. Evet, bir hemşire. Önce bir hemşireyi nasıl buluruz? Kaç farklı yolla buluruz? Dördün birlik kombinasyonu çarpı 2 doktor seçeceğiz. O da 3'ün ikili kombinasyonu ya da aferin 4'ün sıfırlısı çarpı 3'ün üçlüsü mü? Evet, güzel. Çünkü 3 kişi göndereceğiz. O zaman 3 doktordan 3'ü de gidecek şimdi yani, mecbur hani öyle olur yani. O zaman bura 4, bura 3, bura 1, bu da 1. O halde 12, 13 mü cevap? Aferin sana, tebrik ederim delikanlı.